Ha cidden uçaklı geldi. Uçak geldi. Boeing. Mr. Mine'yi İstanbullu kafası karışık bir müzik grubu olarak tanımlıyorsunuz. Ne zaman yapmışsın? Ne zaman tanımlıyorsun? Kim tanımlıyor? Kesin ben yapmışımdır. Nedir bu kafa karışıklığının nedeni? Ben başta psychedelic stoner, indie, rock, taste of electronica gibi bazı şeyler düşünmüştüm. Taste of electronica. Tepkiler aldım. O yüzden ne isim koyacağımızı bilemedik sorusunda. Türümüze karar veremiyoruz çünkü bir türlü. Yani aramızda. Yoksa bir şeyler çıkıyor da. Yani müzik gibi. Değil mi Kaan? Müzik çıkıyor gibi, evet. Bir şeyler çıkıyor. Kafamız ama karışık kesinlikle. İlk EP'niz Sayan Sözlerinde birçok farklı sanatçının işbirliğiyle kaydedildi. Bu süreçten biraz bahseder misiniz? Arda Erboz'un prodüktörlüğünde yaptık. 123'ten tanıyoruz Arda Erboz'u. Aynı zamanda Dirge Seçil Kur'an, oradaki bazı vurmalı çalgılarda yer aldı kendisi. Sinan Sakızlı, Hayyam Sürdü'nde ve aynı zamanda Can Aykal'la çalıştık. Serkan Emre Çiftçi ile çalıştık Gevende'den. Bunlar özellikle EP'mizdeki son parçada kullanıldı. Gerisinde 4 kişilik bir ekip olarak çalıştık ama tabii ki değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Şu ana kadar yaptığınız şarkılar arasında kişisel favoriniz hangisi, neden? Başla. Sıra sende abi. Gravity. Neden? Çünkü... Dinamik böyle bir şarkı. Dinamik falan. Renkli, böyle enerjik, güzel, kafası rahat. Çalması da rahat. Benim The Meantime. Çünkü çok seviyorum, sadece o kadar. Söylemesi falan güzel, eğlenceli. Her yeri seviyorum ben. Şeyi güzel. Değil mi? Şöyle bak. Bak. Anladın mı? Aynen. Evet. Confidence'ı seviyorum galiba. O bir dans. O fena ya. Mr. Mina'ya şu anda gerçekleşecek bir dilek hakkı versek ne dileriz? Bizim bir tane mi dilek hakkı var? Topluca Mr. Mina'nın bir dilek hakkı var galiba. Ben aramızda karar veremeyeceğimiz için bence dilek hakkını kullanamayacağımız için. Bir toplantı yapalım mı? Herhalde toplantı yapalım. Ne dileyeceğiz diye. Bence... Yarız gel. O kendi düşünüyor. Gel. Korkma abi, gel. Bence yarız gel. Abi şiddet, apokalips ve siyaset yurtları. Tamam. Dolara yatırmak istiyorum dileğimizi. Ne? Yakın zamanda dolara. Dolara, tamam. Evet. Sonra gelecek yatırım yani. Tamam. Evet. Sonra nedir? Dilek seneye, ne yani o zaman şimdi? Seneye 1,5 dilek olarak bize dönecek. Ha, dileği dolara yatırıyorsun. Evet. Sonra tamam. Seneye artacak ve... Bu güzel. Aynen. Biz dileğimizi yatırım olarak kullanmak istiyoruz. Şimdi kullanmayacağız. Önümüzdeki sene kullanacağız. Arttığı zaman.